friends, and welcome to our English class. Today we are going to do some exercises about making requests. Let's start our lesson. Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 6. ünitemizin konusu olan making requests, yani rica cümleleriyle ilgili alıştırmalar yapacağız. Dersimizin PDF'ini de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar verilen yapıları aşağıdaki diyaloglara yerleştireceğiz. Baktığımız zaman öncelikle neye dikkat etmemiz gerekiyor? Verilen yapıdaki fiillere ve öznelere. Yani burada boşlukta verilen fiilimiz yalın halde mi? Ya da fiil var mı? Ya da yapacak olan kişi I ya da you öznesi mi? Bunlar önemli. Peki bakalım. Evet, I istiyor ki yeah. Yani evet, ne istiyorsun anlamında. Ve hello, bla bla bla, turn the music down. Yani müziğin sesini kısabilir misin lütfen gibi bir şey olması gerekiyor. Saat 1 ve ben uyumaya çalışıyorum diyor. Peki bunu yapacak olan kişi ben mi sen mi? Buna nasıl karar vereceğiz? Üzgünüm, şimdi daha iyiyim bir dediğine göre müziği sesli dinleyen kişi kısmıştır. Çünkü A kişisi diyor. Şimdi daha iyi mi diyor. O zaman müziği kısan da yine A kişisi. O zaman B kişisi karşıdan yapmasını istiyordur. Baktığım zaman yukarıdaki kalıplardan hangisi buna uygun? Could you yapısı arkadaşlar. Yani boşluğa gelecek olan yapımız could you turn the music down'dır. Peki ikinci boşluğa gelelim. Üzgünüm, şimdi daha iyi mi diyor? Yes. Perhaps I can get some sleep now. Evet. Baktığım zaman ne demesi lazım? Evet, teşekkürler. Belki şimdi daha iyi bir uyku uyuyabilirim. İyi geceler diye sonlandırmış. Peki, ikinci konuşmamıza bakalım. I am sorry, blah blah leave early today. Bugün erken ayrılmak. Evet, boşluğa ne gelecek bakalım. I'm going to take my cat to see the vet. Yani ben kedimi veterinere götüreceğim. O zaman B kişisine bakalım. You are going to take your cat to the vet. Kedini veterine mi götürecek? Götürüyorsun. Onunla ilgili problem ne diyor? Bilmiyorum. İşte o yüzden götürüyorum. Anlıyorum. Elbette bla bla bla. Thanks for bla bla. Evet. Şimdi baktığım zaman burada ayrılmak, yani işten ayrılacak olan kişi karşıdaki kişi mi kendisi mi? Kendisidir arkadaşlar. O zaman İşte işten ayrılmamın bir sakıncası var mı diye sorması gerekiyor. Şimdi burada iki tane kalıp var. Bakın, do you mind if I, is it okay if I? Sizce hangisi? Şimdi kalıplar da önemli demiştim. Eğer do you mind if I gibi bir kalıp kullanırsak ne yapmamız lazım? Fiili ikinci halde kullanmamız lazım değil mi? O zaman is it okay if I leave early today? Yani bugün erken ayrılırsam sıkıntı olur mu anlamında. Is it okay? Olur mu anlamında soruyor. O da evet elbette gidebilirsin anlamında. Birinci sorunun cevabı olarak anlıyorum. Elbette go ahead. Yani devam et git anlamında. Bakın go ahead. Yani devam et git. Gidebilirsin anlamında. O da ne diyor? Thanks for telling me. Bakalım hemen. Bana söylediğin için teşekkürler diye cümlenin devamını getiriyor. Evet, bakalım. David, do you have your mobile phone with you? Evet, A'kisi David'e diyor ki, yanında telefonun var mı? Evet, neden? Diye soruyor. A'kisi de it please. Yani onu kullanmakla ilgilidir büyük ihtimalle. Lütfen. I need to make a quick call to my mother. Anneme acil bir arama yapmam lazım. Okay, bla bla. Evet, bakalım. Şimdi. Can I borrow it? Yani onu ödünç alabilir miyim? Diye soruyor. Çünkü alacak olan kişi kendisi. Ve peki diğeri ne diyebilir? Okay. Here you are. Buyur. Tamam, buyur. Veriyor. Yani elindeki telefonu veriyor. Peki. Son konuşmamız.
Bla bla change seats. Yani koltukları değiştirmek. Yes, all right, bla bla. I can't see because of the sun. Okay then, why don't you sit there next to Andrea? Evet, ne diyor? Ne kaldı zaten yukarıdaki? Do you mind mı? Yoksa what is the problem mı? Bakalım. Evet. Do you mind if I change seats? Evet, ne diyor? Koltukları değiştirmemizde bir sakıncası var mı? Evet diyor, elbette. Problem nedir? What is the problem? Evet, yukarıdaki what is the problem? Direkt sorun nedir diye şu boşluğa yerleştirebiliriz ki o da cevap olarak ne demiş? Güneş yüzünden göremiyorum diye cevap vermiş. Yani tam olarak boşluğa yerleşiyor arkadaşlar. Peki şimdi ikinci alıştırmamız şurada. Matched sentences with the correct reactions. Yani verilen cümlelerle yandaki durumları eşleştireceğiz. Tek tek başlayalım. Can I have a glass of water? Yani bir bardak su alabilir miyim diye bir ricada bulunuyor. Bakalım. Yes, of course, what about? Evet, elbette, ne hakkında? Olmaz. Oh, sorry, I said we only have 50 dollar tickets left. Bu da biletle alakalı bir şey. Bakalım hangisi olacak? Of course, there is a bottle in the fridge. Elbette orada dolapta bir şişe var. Yani A 6 olacak. Is it okay if I make a phone call? Bir telefon yapabilir miyim? Telefon görüşmesi yapabilir miyim? Diyor. Bakalım. Well, all right if is it a local call. Yani eğer diyor yerel bir aramaysa, evet elbette diye. Yani B 3 olacak arkadaşlar. Could you say that again please? Tekrar söyleyebilir misin? Tekrar söyleyebilir misin lütfen diyor. Bakalım. Yes, sorry, I didn't realize you wanted to sit down. Bu kalsın arkadaşlar. Bu çünkü verilebilecek cevaplarda hani hepsi uyma ihtimali var. Onu en sona kalanı direkt eşleştirebiliriz. Daha açık olan ifadelerle devam edebiliriz arkadaşlar. Can I speak to you for a moment? Seninle bir dakika konuşabilir miyim diyor. Yes, of course. What about you? Evet, elbette. Ne hakkında? Bakın direkt uyuyor. Yani D 4 olacak arkadaşlar. Do you mind if I look at your CDs? CD'lerine bakmamda sakınca var mı diyor. Bakalım. You can borrow some if you want. Yani eğer istersen bazılarını ödünç alabilirsin diye cevap veriyor. Yani burada burada evet ya da hayırla cevap vermesi gerekmiyor. Direkt cümle olarak you can borrow some, yani istersen bazılarını alabilirsin diye cevap da verebilir. Peki bakalım. Is it okay if I miss the English lesson tomorrow? Yarınki İngilizce dersini kaçırmamda sakınca var mı? Bakalım. Well, not really. Yani aslında değil diyor. Aslında tam değil. Why can't you come? Neden gelemiyorsun diye soruyor. O yüzden hani burada aslında sakıncası var gibi bir anlam çıkıyor. Yani F 5 olacak arkadaşlar. Peki bakalım. Could you move over please? Biraz hareket eder misin? Yani biraz kayabilir misin lütfen diye soruyor. O da yes, sorry, I didn't realize you wanted to sit down. Üzgünüm diyor, oturmak istediğini fark etmedim. Bakın, yes, sorry, I didn't realize you wanted to sit down. O yüzden de G 8 olacak. Bakalım, do you mind if I turn the TV up? Televizyonu açmamda, kaldırmamda, açmamda senin için sakınca var mı? Oh sure, the remote is on the table. Kumanda masanın üstünde. O zaman ne kaldı geriye? Bakalım.
Could you say that again, please? Tekrar söyleyebilir misin lütfen? Oh, sorry, I said we. Oh, özür dilerim. Ne dedim? İşte şunu dedim diyor. Oh, üzgünüm. I said we only have $50 tickets left. Üzgünüm, sadece 50 dolarlık biletler kaldı. Yani tekrar söylüyor. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzun PDF'ini aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.